Vay maşallah, bak peygamberimize gelen vahiyle. Bak, bir kulu Allah kendisine dünya güzelliklerini vermekle, yani dünyadaki nimetler işte evlilikleri, evi de güzeldi peygamberin, çevresi, sevdikleri. Kendi indindekini, kendi indinde yani Allah'ın kendi varlığında, kendi makamındaki nimeti verme hususunda serbest bıraktı da kul onun yanındaki nimeti seçti. Bak, kapalı söylüyor. Bir tek Hazreti Ebu Bekir anlamış ne demek istediğini. Cebrail gelmiş peygamberimize, istersen canını alayım demiş. İstersen biraz daha ümmetle beraber kal demiş. Hangisini istersen demiş. Peygamberimize, ben Allah'ın yanına gitmek isterim demiş. İnşallah. Ama çok kibar bir üslupla soruyor Ezrail aleyhisselam. Yani istersen alayım diyor canını. İşte bu belirttiği o kapalı bir üslupla onu söylüyor. Hazreti Ebu Bekir anlamış onu, ne demek istediğini. Babalarımız, analarımız sana feda olsun diye bağırmış Hazreti Ebu Bekir. Peygamberimiz sakinleştirmiş onu. Sakin ol ya Ebu Bekir demiş. Yani heyecanlandığı için onun anladığını anlamış. Ey nas diyor Peygamberimiz, bana mal ve dostluğuyla en emin kimse Ebu Bekir'dir. Bütün malını mülkünü vermiş. Dostluğu mükemmel. Eğer sevgili edinmem gerekse muhakkak ki Ebu Bekir sevgili edinirdim. Onu sevgili olarak görüyor Peygamberimiz. Ama İslam kardeşliğimiz var. Ben hepinizden öndeyim ve sizi bekleyeceğim. Zaten şu an Kevser havuzumu görüyorum diyor Müslüm'de. Yani Cenab-ı Allah'ın peygamberimize bir nimeti. Şu an diyor. Ya ama tabii kalp gözüyle görüyor, şey değil. Dünya gözüyle görmesi mümkün değil. Kalp gözüyle görüyor. Sizi bekleyeceğim diyor. Ya sahabenin tabii çok büyük bir nimet olmuş. Peygamber görmek çok önemli. Onun için Hayat-ü Sahabeden de sohbet yapsak iyi olur. Yani peygamberi görmüş gibi bir ortam meydana gelir. İnşallah. Çünkü tarih bilgisi doğru bilgi. Maşallah. Hazreti Ebu Bekir demiş ki peygamberimize, ya Resulullah, nereye baksam seni görüyorum demiş. Aşık peygambere, yani nereye baksam seni görüyorum diyor maşallah. Tabi sizi diyor ama sizi görüyorum. Ebu Bekir peygamberimiz vefat ettiğinde onun pazusunu öpmüş. Örtüsünü hafifçe kaldırmış, pazusunu öpmüş. Çok kuvvetliydi peygamberimiz. Alnından öpmüş. Bir daha öpmüş. Ah Safi, ah dost demiş. İkisi ayrı ayrı. Bunlar tarih bilgisi, önemli bunlar. Bak, görüyor musun? Eğer ihtiyarımız elimizde olsaydı canlarımız yoluna feda ederdik diyor. Vefatında Resulullah'ın mübarek naaşının yanında söylüyor bunu bak. Eğer sen bizi men etmeseydin, bak, eğer sen bizi men etmeseydin, yasaklamasaydın, gözlerimizden pınarları akıtırdık. Yas var mıymış? Yok. Yok. Ağlayacak olsa Hazreti Ebu Bekir ağlar. En sevdiği, aşığı yani. Değil mi? Bak, sen men ettiğin için yapmıyoruz diyor.
Salı günü Peygamberimiz mübarek naşı yıkandı. Kefenlendi. Efendim. Gasil, yıkama işini bizzat Hazreti Ali, Hazreti Abbas ve Hazreti Abbas'ın oğulları Fazl ve Kusem, Kusem de yardım ettiler. Ama asıl Hazreti Ali. İnşallah. Bir de Hazreti Abbas. Usame ve Şükran Salih radıyallahu anh'te su döktüler. Gömleğini üzerinden çıkartmadılar peygamberimizin. Elbise çıkarılmaz peygamberlerin. Yani üstüne sadece yani üst şeyi çıkartıldı. Yani alt kıyafeti ve üst kıyafeti çıkarılmıyor. Yıkanırken yani tamamen soyulmaz. İnşallah. Peygamberlere mahsus olarak inşallah. Üç kere yıkanıp üç kat yeni beyaz kefene sarıldı. Hazreti Ali, Hazreti Fadıl, Usame ve Abdurrahman bin Avf cesedini mezara indiriyorlar. Mübarek naaşını. Kıyamet günü ilk peygamberimiz kalkıyor. Sonra Hazreti İsa. O inşallah. Gözleri iri siyah köy peygamberimizin. Gözünün beyazı bembeyaz, siyahı simsiyah. Hiçbir insan takat getiremiyor gözüne bakmaya. Çok şaka yapıyor, neşelendiriyor. Öyle bir parça bakabiliyorlar. Yani birkaç saniye çok keskin bakıyor. Yani acayip zeki bakışları. Ama o peygamberlere mahsus bir özellik. Hazreti İbrahim de öyle. Ama üslup bozuk şeyle anlatış üslubu. Ne kısa boyluydu ne o uzun boyluydu. Ya kardeşim orta boyluydu desene. Ne şişmandı ne zayıfti. Ya kardeşim normal dolgun bir vücuda sahip edersin. Atletik yapılı bir vücuda sahip edersin. Laf söz nasıl bilmedi ben anlamıyorum yani. Nakledenlerde bir bozukluk olmuş. Böyle uslup olmaz. Yakışıklıydı da ya, güzeldi de, cazibeli de. Yani niye uzatıyorsun yani? Değil mi ya? Ne uzun boyluydu, ne kısa boylu. Yani ne demek kısa boylu değildi? Uzun boylu değildi yani. Öyle mi denir ya? Değil mi? Onu duyan içi burkulur yani. Bir acayip peygamber bu güzel varlık yani. Değil mi? Mübarek insan. Çok mevzun, güzel bir boyu vardı dersin. Orta boylu. O kadar. Cemaatin huzuruna çıkacağı zaman saçlarını ve sakalını tarıyor. Parlak saçı ve sakalı. Tane tane konuşuyor. Efendim. Size çok yakışıklı diyor. Alımlıydı. Cazibeli. Cazibeli. Alımlı o. Cazibeli. Her gören kadın gönül koyuyordu peygamberimize. Boşanıp evlenenler vardı. De işlerine gelmiyor, söylemiyorlar yani. Orta boydan biraz daha uzun peygamberimiz. Yani tam orta boylu değil. Başı büyük. Heybetli başı peygamber. Peygamberlerin başları büyük olur. Hazreti İbrahim de başı büyüktü. Ya Nuh. Saçı dalgalı, hafif. Dalgalı. İsa'nın da öyle, Hazreti İsa'nın. Geniş alınlı, beyaz renkli. Burnu çok güzel. Doğan, çekme, küçük burunlu. Böyle hafif bombe var burnun üstünde. Böyle doğan, çekme burunlu. İnce, kibar bir burnu var. İri gözlü, yanakları düz ve yani bombeli değil. Geniş ağzı, ağzı büyük. İri alt ve üst dudakları iri peygamberimizin.
Dişleri bembeyaz. Çok düzgün. İncileri gibi parlardı diyor dişi. Leman ederdi yani inşallah. Boynu bembeyaz böyle gümüş gibi. O da parlıyor boynunu. Çok güzel boynu. Bütün vücudu uyumlu, oranlı. İki omuz arası geniş. Omuzları geniş. Kolları da çok kuvvetli peygamberin. Pazuları bayağı güçlü. Yani elleri de irice. Parmakları uzun. Kol bilekleri de uzun ve iri yani. Ölçülü ve dengeli bir yürüyüşe sahip. Vakur yürüyüştü. Yürürken de zorlanmadan yürüyor böyle. Yokuş aşağı iner gibi. Sevinçli olduğunda yüzünde bir parlaklık oluşuyor. Hiddetlendiğinde alnında damar çıkıyor şu alnın orta kısmında. Savaşlarda falan. Tabi peygamber yanında olmak çok önemli. Peygamberimiz Milli İstihbarat Teşkilatı gibi o zaman istihbarat teşkilatı kurmuş. Gizli istihbarat teşkilatı. Her yere adamları gitmiş. Yani çok fazla Müslüman ajan varmış. Yani her yerden sürekli bilgi akıyormuş peygamberimize. Onun için diyorlar ya o bir kulaktır diyorlar. Onu kastediyor. Gelsin. Hazreti Peygamber kendisini görmeye gelen kadınlara iltifat eder, onlarla yakından ilgilenir, hal ve hatırlarını sorar, hatta bazen üzerine oturmalar için cübbesini yere serdiği de olurdu diyor. Enes radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların ve çocukların da düğüne geldiğini görünce ayağa kalktı. Allah şahidim ki siz bana insanların en sevimlisiniz buyurdu diyor. Üç kere tekrarlıyor genellikle bu sözlerini. Çok seviyor çocukları, kadınları da çok seviyor. Peygamberimizi yemeğe davet etmişler sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece erkekler gelmesi gerekiyor demişler. Ben demiş hanımımı da getireceğim demiş. Yoksa gelmem demiş. Öyle deyince kabul etmiştir. Çok önemli tabi peygamberin yanında olmak. Yani sahabe konforuna diyecek yok.